Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurhan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Fiat Tofaş Doğan ile ilgili olan kazalarımız ile video yapıyordum. Bu kaza ise arkadaşlar hatırladığım ikinci kazaydı ve elinde fotoğrafları olan kazaydı. Babam işe gidiyordu arkadaşlar, Mersin'e, Silifke'ye işe giderken arkadaşlar Adana otobanında bariyerlere çarpıyor arkadaşlar ve araba takla atıyor, şarampele yuvarlanıyor arkadaşlar. Bu araçla ilgili fotoğraflar ulaştı arkadaşlar elime. İşte sanayide olduğu, kaza yaptıktan sonra sanayiye taşınması, işte ne bileyim işte yedeminde durması, çarçuk yedeminde sanayiye çıkması bile 1000 liraya falan bulmuştu hatırladığıma göre. Sonra araç yapıldı tabi. Bu ise yani kaza bayağı oldu da videoları yeni yeni atıyorum. Çünkü neden, ben askeri personel olduğum için izne geldiğim zaman böyle videolar çekebiliyorum. İzinde çalıştığım halde mesai saatinde çekemiyorum, biliyorsunuz ki sürekli Tugay'da olmam lazım. Çünkü ben daima hazır olmak zorundayım. Amfibi piyadeyiz biz. Amfibi deniz piyade Tugay komutanındayım diyelim arkadaşlar. Orada görev yapıyorum. Yani daima hazır olmam lazım benim. Bunu herkes biliyordur zaten. Asker dediğiniz daima hazırdır. Evet, neyse konumuza dönelim. Kaza yapıyor babam. Sonra araç yedemine çekiliyor. Oradan hastaneye kaldırıyor babam sağ olsun. Hiçbir şey yok çok şükür. Aracın kazalarının yine sigorta karşılıyor arkadaşlar. Tarlaya uçtu diye tarlanın sahibi de dava açmaya çalışıyor da hiçbir şekilde dava açamıyor. Araya dayım giriyor. Amcam giriyor. Düzeltiyoruz çok şükür. Araba sigorta tarafından yapılıyor arkadaşlar. Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Allah'a binlerce şükürler olsun ki. Şimdi gelin aracın kazalı fotoğraflarına bakalım. Evet arkadaşlar, aracın kazalı fotoğrafları böyleydi. Çok iç açıcı değil. Ama sonra da tabii ki sanayide yapılmış fotoğraflarını gördünüz arkadaşlar. Yapılırken fotoğraflarını. Böyle bir kazaydı. Allah'a çok şükür şunu söylemek istiyorum. Ne kadar mal varlığınız olsa bile o mal varlığınıza çok değer vermeyin. Ailenizden başka, annenizden, babanızdan, kardeşinizden başka o araca fazla değer vermeyin arkadaşlar. Ben de size söylemesi, arabanızı çok severseniz veya arabanızın üstüne çok değer verirseniz veya bir şeyi çok taparsanız Yüce Rabbim onu elinizden almak için veya bir şekilde uçar gider yani, onu şimdiden söyleyeyim. Böyle bir kazaydı. Size anlatmak istedim. Zaten kanalımda böyle videolar sürekli gelmeye devam edecek. Ben izinde olduğum sürece, çektiğim sürece stokta olan videolar falan atacağım. Sizin de böyle geçmişinizde böyle şeyler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşürüz. Bay bay, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Hedefimiz 1000 abone. Çok teşekkürler. Ha bu arada niye üzgün değilsin diyorlar. Geçmiş gitmiş bir şey. Çünkü babam Allah'a çok şükür sağ salim. Ben de geçmişte olan şeylerin fotoğraflarını buldum. Size çekiyorum. Size gösteriyorum yani arkadaşlar. Sizinle bilgilendiriyorum. Böyle video çekme fikrim ise neden var? Onu da siz bilin. Neden olduğunu. Ben de bilmiyorum ama çekmek mantıklı bence. Çünkü niye? Şöyle düşünün. İlerideki, gelecekteki insanlarımızın böyle kazaları görüp onlara bakarak hız yapmamalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Allah'a çok şükür yine bir şey olmadı. Babamız sağ salim.